kanalımıza hoş geldiniz. Bugün düşük ayakla ilgili bilgilerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak düşük ayak, hastanın ayağını dorsiflexiyonuna getirememesidir. Ayak plantar fleksiyonda kalır. Kendisi aktif olarak çekemez. Bunun için bunun nedenleri öncelikle nörolojik olabilir, hasta felci olabilir. Daha sonra spinal kord yaralanması olabilir. Yani omurilikteki sinire bir zedelenme olabilir. Ya da bacaktaki peroneal sinirde bir bası olur, gene kesik olur. Sinirde, sinire gelen zarardan kaynaklı olabilir. Bunun için ilk olarak hastamıza bu şekilde germe yapıyoruz. Tam 90 derece olacak burası. Burada bir 15-30 saniye beklememiz gerekiyor. Etkili olabilmesi için germenin. Daha sonra süre bittikten sonra gevşetiyoruz. Sonra tekrar. En az 10-15 tekrarla olması gerekiyor bunun. Bekletiyoruz, bırakıyoruz. Eğer bu nörolojik kaynaklıysa ilk başta ani bir germe yapıyoruz. Bu şekilde daha sonra kasa uyaran vererek hastanın kendisini çekmesini istiyoruz. Çek, 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 çek. Hastanın yapamadığı noktada yine biz germemizi yapıyoruz. 90 dereceye getiriyoruz. Yine orada 15-30 saniye bekletip bırakıyoruz. Çek, çek ayağını. Çek, 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 çek. Evet, bu şekilde. Daha sonra hasta kendisi de yapabilir bu hareketi. Bir havlu ya da şu şekilde çarşafı eliyle tutar. Evet, ayağınızı kendinize doğru çekiyorsunuz. Yine orada 15-30 saniye beklettiğim tam 90 dereceye kadar çekiyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Bunu hasta bu şekilde kendi yapabilir. Eğer aktif hareket başladıysa, bunlar hiç hareket yoksa, birazcık aktif hareket başladıysa artık kuvvetlendirme egzersizlerine geçiyoruz. Ya elinizde siz direnç verebilirsiniz. Yine çek ayağını, çek, 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 çek. Ben direnç veriyorum. Hasta benim verdiğim dirence karşı ayağını çekiyor. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da terabantlar, egzersiz bantlar, pilates bantları dediğimiz. Onu şu şekilde, bunu pilates bantı olarak düşünün. Bu şekilde tutuyoruz. Hastanın yine çekmesini istiyoruz. Çek, çek, çek. Buradan direnç verdim. Evet, hasta bu şekilde çekiyor. Bu kuvvetlendirmeler çok önemli. Eğer ortak önerebiliriz hastaya ya da ayakkabı önerebiliriz. Bunlar da yürümesi için çok önemli. Hasta çünkü bu şekilde yürüyemezse denge bozuklukları olabilir. Mutlaka bunları eğer kalıcı bir hasar varsa önermemiz gerekiyor hastanın yürümesi için. Daha sonra oturarak hareketlerimiz var. Şöyle ayağımızı sağa tutalım oradan. Burada yine kendinize doğru çekiyorsunuz ayağınızı. Çekin. Evet. Bu yer çekimine karşı olduğu için yataktan sonra bu pozisyona geçiyoruz. Önce yatakta yapıyoruz. Bu çünkü daha zor. Yer çekimi burada engel oluyor bize. Yer çekimine karşı dirençli olarak yapmış oluyoruz. Daha da ileri bir hareket. Buraya bizim toplarımız var. O toplardan koyabiliriz. Ağırlık ya da herhangi bir kum torbası olur. Buraya ağırlığı koyuyoruz. Hastadan yine kendisi çekmesini istiyoruz. Evet, bu şekilde. Yalnız burada ayaklar yerde basılı olacak. Tamam? Aynen. Aynen. Budur. Burada kum torbası olduğunu düşünün. Hasta çekiyor. Bir de ayağa kalkalım. Şu şekilde bir duvar kenarına geçiyoruz. Ayağımızı çekelim. Hasta bacak arkada kalacak. Şu şekilde. Şurası, şuranın gerildiğini hissedeceksiniz zaten. Diz tamamen düz. Burada 15 saniye bekliyoruz. Bekliyoruz. Dizi asla kırmıyoruz. Tamamen bu bacağın arkasındaki gerilimi hissedeceksiniz kasta. Hasta gene bu şekilde kendi kendine germesini yapabilir. 15-30 saniye demiştim. Hareketlerimiz bunlar. Bizi arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fizyoterapist arkadaşımız Sera'ya da ben teşekkür ediyorum. Bugün size düşük ayaktan bahsetmek istedik. Kendisinin bilgi ve tecrübelerini paylaştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.